Hoş geldin ya 2024 diyoruz ve sevgili Satoshi TV'nin değerli ciciciklerine merhabalar diliyoruz efendim. Biliyorsunuz bir yılın bitmesi aslında diğer yılın başlaması anlamına geliyor. Yanımda da muhteşem bir başlangıç 2024'de sizin için getirdim. Tap bir Deniz Öztürk'a var. Hoş geldin Deniz Hanım. Hoş bulduk Kaan Bey. Nasılsınız efendim? İyiyim. 2023 nasıl geçti? Harika. Roket gibi bir yıldı evet. ee, ama o roket nereye atıldı ve nasıl atıldı onu bilmiyoruz. Roketler bilir. kalbimize düştü diyebilir miyiz 2023'te? E, roketler keşke sadece kalbimize düşseydi evet. diyebiliriz hatta. Evet, doğru. E, zorlukları olan kendi içerisinde hem global anlamda hem ülkesel anlamda bir yıldı ama... E, nihayetlendi günün sonunda arkamızda kaldı artık önümüzde 2024'te neler olacaklara evet. bakacağız öncelikle ölmemeye çalışacağız çünkü hayatta kalmak çok önemli evet en önemli şey hayatta kalmak ve başlangıç diyoruz y yeni bir başlangıç başlangıçlar önemli aynı bak ben sana şöyle söyleyeyim genesis blok diye bir şey var biliyorum yaradılış blok ilk blok ilk blok blok Evet. blok 0 olarak da kendisini ona giriyoruz ee, ve bu esasında e, blok zincirdeki kripto bir değerin ilk tanımlı satırı gibi bir şey. Yani ilk merhaba ben böyle bilmem neyim yani anlatan. Çok sevdiğimiz blockchain'in o kalplerimizi zincir zincir biz birbirine evet. bağlayan blockchain'in ilk adımından bahsediyoruz. Evet ve Genesis e, Block. Genesis Block. E, bunun da doğum günü evet efendim 3 Ocak 2009 Bitcoin ile beraber. Çünkü ilk kripto varlıkta Bitcoin olduğu için Genesis Block dendiği zaman o mi? O zaman yayına girdiğimiz 3 Ocak e, buradan Genesis Bloğa e, sevgilerimizi e, yolluyoruz. İyi ki doğdun diyoruz. İyi, İyi ki doğdun ki, <laughs> ki bugün koyuncuklar, e, bitcoincikler bizim hayatımızda yer edinebiliyor diyoruz. İyi ki doğdun Genesis Blok bebek diyoruz ve bebeksi bir programa daha hep beraber başlıyoruz. Gelin Genesis Blok'la Genesis olalım diyoruz. Bu arada... Ben de Yeniden başlasın, burada gire gire kalmasın. Programa baş, evet, başlaya başlaya başlayamadım bir türlü. Hı hı. Benim en sevdiğim tarafı, iyi bu 3 Ocak günü hı hı. bütün dünyadaki Bitcoin'ciler, Bitcoin sevdaları, Bitcoin hı hı. E, emekçileri e, Satoshi'ye Bitcoin yolluyorlarmış. Helal olsun be Satoshi diye. Ya Evet, tatlı. mükemmel yani. Satoshi'nin var Gönlümden... olup olmadığı bile belli değil. Kimde, nerede olduğu da belli değil ama siz ona hala Bitcoin yolluyorsunuz, helal olsun diye. Bence e, sanal bir yürüyüş yapmaları lazım. Sanal bir çelenk bırakabilirler Satoshi'ye. Yani evet. e, yapılabilecek çok fazla şey varken Bitcoin'e de olmayan, Bitcoin'i olmayanları bizim gibi insanlara yollarlarsa her şey çok daha e, yani eşitlikçi olur. Vallahi bilmiyorum da işte hmm. yani e, inşallah bu sene şahlana şahlana şahlanır şahlanacağım yani deli gibi şahlanacağım şey, siz mi şahlanacaksınız bitcoin mi şahlanacak sizin şahlanmanız bizim nezlimizde evet. çok fazla da bir şey ifade edemiyor. Evet yani... en fazla ön üyelerimi görmüş olursunuz şahlanırsam. <laughs> ah, ah, avuç işlerinizi görmüş oluruz. Avuçları... Tabii ki bitcoin şahlanırsa ekranları başındaki e, yüzlerce binlerce izleyicimiz e, büyük bir keyif büyük bir sevinç yaşayacaklardır diye düşünüyorum. Çok güzel düşündünüz. Şimdi gelelim programımıza. 2024'te başımıza neler gelecek? Başımıza hangi teknolojiler gelecek? Başımıza neler gelse seviniriz. Onları konuşacağız biraz. Neler gelse genel olarak teknolojiyle alakası yok. Full teknoloji. Ha, baş, Teknoloji olarak işte hayatımızda... Hayatımıza neler, başımıza neler gelecek deyince oho neler olabilir neler. Yani kafama iPad düştü mesela. Başıma teknoloji geldi anlamında sayılır mı burada? Tabii yani. Ama zaten o sık sık yaptığınız bir şey benim bildiğim kadarıyla yatarken iPad kullanmanın... Evet yüzüme e, düşürmekle alakası var. Pek çok insan da öyle dizi izlerken e, kendi sakatlayabiliyor. Bunlara dikkat etmek lazım. Evet şimdi... Gelecekte tabii bu benim tembel bir davranışım yatakta Hı. iPad okumak. ki oturarak iPad okumak daha sağlıklı. Gelecekte Peki, evlerimizde... Yürüyerek iPad okumak belki de daha sağlıklıdır. Evet. Keşke hatta yani durarak ve yani hiç başka şeyler yapar. yaparak. <laughs> o da olur. Gelecekte insanın hayatını kolaylaştıracak böyle icatlardan, mucit şeylerden bahsetmek istiyorum. Fikirlerden. Fikir, fikirlerden <laughs> evlerimizde sizce gelecekte neler olacak yani ev otomasyon sistemleri ne hale gelecek öyle bir şey düşünüyorum ben evlerimizde neler otomasyona gelebilir artık yani evlerde ilk önce tabiatıyla güvenlik sistemlerinin gelişmesi beklentisi içerisindeyim ben mesela benim evime her gün gelen insanlar var bazen de gelmelerini istemiyorum mesela bu insanları evden uzaklaştırmak e, saldırgan saldırgan demeyeyim de birazcık böyle şey evler hani abi artık gitsen mi diyen evler. Hani saat kaç oldu diyen evler. Hatırlatma yapan evler. Işık açıp kapatıyor. Çöpü e, eline tutuş <gülüyor> Güzel. <laughs> çöp eline tutuşturan hani artık vakti gelmedi mi falan yapan evler mesela bunlar önemli olabilir. Tabi hırsız kovmak için kışt pışt yapan evler. Ondan sonra köpek taklidi hayalet taklidi yapan evler. Ben mesela kendim, kendi evime teknoloji olarak biliyorsunuz zenci bir e, manken insan evet. büyüklüğünde bir manken giydirdim. Yatak odama çıkan merdivenlerin girişinde duruyor. Çok e, etkili olduğunu düşünüyorum. Çünkü onu görenin e, bir daha da yukarı çıkmayacağını düşünüyorum. Enteresan görünüyor bir yandan da. Yani evin ortasına böyle bir şey getirmiş bir kişi herhalde kafa... Ya ilk gören zaten onu başka bir kişi olarak algılıyor. Yani kapıda birisi duruyor, zenci bir birey duruyor diye algılıyor. O yüzden bence bir korkutur diye düşünüyorum. Ama daha iyisi yapılabilir. Daha iyisi yapılana kadar en iyisi... Bu kadar mı? Yok bu... hayır. Yani beklentileri konuşuyorsak benim beklentim Tabii. tabiatıyla beni koruyacak, kollayacak bir ev. Evde yokum işte şeyi e, kediyi sevsin, klimayı kızsın ne derler kombiyi kızsın. Bulaşıkları çamaşırları gitsin alsın mesela bunları da yaparsa sevinirim. Evet ve tam bütün bu dedikleriniz için evi kollayacak dediniz. Hmm. Oradan yaklaştınız gelecekte çünkü bilim insanları şu anda 2024'ün ilk çeyreğinde kollu ev yapacaklar. Bakın bütün dediğiniz her şeyi yapıyor. Evin çeşitlerinde de kollar var. Harika. Mesela kediniz geldiği zaman tık 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 seviyor. İşte evdeki gidilmesi gereken insana gel kardeş diyor çöpü tutuşturuyor. Tutuşturuyor kollu ev. Ondan sonra işte sağ sol temizliyor şöyle şöyle. Yani kollu olduğu için tabii hı hı. eline süpürge verirseniz süpür de. Hani sadece kollu olursa... Taksi falan çağırıyorum peki evden mesela. plan <laughs> <laughs> falan diye. Ya evin içinden eğer bir yol geçiyorsa neden olmasın? Camdan canım camdan bir şeyler yapabiliyorum mesela. Kapının önünden şeyci geçiyor bizim balık satan adam geçiyor onu çağırıyor. Olabilir gel diyor. Balık... kardeş buradayız yanlış evet, adresi. Sepeti indiriyor alıyor falan. Evet. Hatta işte şey camdan çöp atma sistemini de entegre ediyorlar. Hı. Çünkü İstanbul hayatının bir vazgeçilmezi. İstanbul ev, hayatı evimizin... tam değil, bizim sokağın bir vazgeçilmezi. Nedense bizim sokak seviyor onu. Sizin sokak seviyor. Taksim'de ben çok nadide öyle sokaklar biliyorum. Yani direkt çöpü camdan atarak çöpten kurtulma yöntemini tercih eden semtlerimiz var burada E tamam. Şimdi. Bu bütün Cafera da camdan ıslak mama sallıyor yani kedilere. O zaman onları da düşünsünler. Otomasyon buna da baksın. Ya zaten çöpü Sokaktaki atan. Sokaktaki kediyi besleme. Tabii kolu. çöpü atan mamayı çoktan atmış olur. Olmaz mı? Güzel olabilir. olmaz mı? Güzel. Diyor, siz ne istiyorsunuz evinize? Ben ev kendi kendi temizlesin istiyorum. Aslında yani bir kedi gibi bir ev istiyorum. Yani içi de şey olabilir. E, kedi derisinden, tüyünden kürk diyoruz. Kürklü bir ev. İçi dışı kürk kaplı. Yok içi kürk kaplı. Ve yalanarak temizleniyor. Evet içi kürk kaplı belli saatlerde de bir dil var. Ev böyle. of, evin içinde misiniz peki o saatlerde? Yani genelde uyuduğum için evet içindeyim. Ama dilin değmeyeceği bir noktada oluyorum. Ortada duruyorum. Duvarları dil temizleyeceği için. Yerleri var her şeyi temizliyor. Pırıl pırıl yapıyor. Sonra pıt 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 kendini de temizliyor. Kenara da ık 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 diye bırakıyor evin içindeki pislikleri ufak paketlenmiş şekilde. Bu çok güzel olabilir. Evet ama yani kedi dili yine e, teknolojinin ulaşması zor bir şey. Evet. Yani kolay değil. Yani teknolojinin 2024 yılında bir evin içine kedi dili kat mı, koyması biraz zor olabilir. Siz en iyisi şöyle yapın. Bir grup kedi alın evin içine. Büyüteyim onları. Onları yeterli miktarda büyütün ve onlara yalattırın evi. Evde şimdi bir tane var 8 kiloluk. Tamam. O zaten yeterli miktarda büyüyor. Evet Gerçekten evi kaplayacak kadar büyüyor. Kendisine de buradan selamlarımı yolluyorum Kakule'cim. Gerçekten 8 kilo oldu. Bir keresinde bir şeyde bir pirana görmüştüm. Hastanedeydi sanırım. Yani küçükken almışlar piranayı. Şu kadar bir şeye koymuşlar. Akvaryum. Akvaryuma koymuşlar ama o büyümüş ve bu kadar bir pirana olmuş. Ben bu kadar bir akvaryum işte böyle duruyor. O da çok üzücüymüş gerçekten. Ya ha? aşırı üzücü. Bir de yani oradan gerçekten çıkardığın anda ben hani herkesi herkesi yersin. Evet, biraz dertli, derdo pirana şey gibi. E, piranaların da özgürlüğüne kavuştuğu bir 2024 istiyorum. Nasıl bir teknolojiyle gerçekleşeceğini bilmemekle beraber. Valla ahtapot pol var bilir misin? Bilmem mi? E ahtapot polun bir de başka ahtapot arkadaşı vardı. Hı -hı. E, Avustralya'da. Okey oynuyorlar beraber. <laughs> Biliyorum. Onlar. Evet biliyorsun zaten hani ahtapotun her kolu farklı bir e, sinir Taş, sisteminde butak. yere bağlı olduğu için onları bağımsız kullanabiliyorlar. Ahtapotlar da dörder kollu. Yani iki ahtapot dört kişilik okey oynayabiliyor. Pol arkadaşıyla okey oynuyordu. <laughs> evet. Böyle güzel bir. Güzel bir hayvandı. Pole da buradan sevgilerimizi yolladıktan sonra. Bakın şimdi yapay des, Yapay zeka dedik. AI dedik. İşte Kurt Cobain geldi. İstanbul'da böyle fotoğrafları var Kurt Cobain'in. İstanbul'a kar yağmış bilmem ne. İşte belediyeye kızılıyor. Yapay zekayla niye bunu böyle bir şey yaptınız? İstanbul'a niye kar evet, yağdırttınız? Bu, diye. bu da enteresan. Amacınız nedir filan yazıyordu altında. Evet. Yani bu da bir real aslında. Instagram'da bir real. İnsanlar yapay zeka ile İstanbul'a kar yağdırmışlar. E, Güzel de görünüyor ama çok büyük kar yağmış yani 2 metre falan 1 metre kar yağmış. Ya e, ger Gerçeği olsa zaten e, o karın altında çok fazla kişi kalırdı diye tahmin ediyorum ama kalmamış. Herkes güvenle eline ulaşmış öyle bir hikaye. E nereden, nereye gidiyoruz bundan? Şey diyecektim, hatırlar mısınız? İstanbul'da eskiden böyle devasa kar yağışları olurdu. Artık tabii iklim, küresel iklim değişikliği nedeniyle pek yağ yağış olmuyor. Yağmur mağmur yağıyor artık böyle. Yani İstanbul'a yani, iklim değişmemiş olsa da kar düşene kadar eriyor. İstanbul soğumuyor ki. 20 milyon insanız yani. Herkes her gün birazcık fıs diye bir şey kaçırsa... Hohlasa havaya. Hohlasa havaya, ısınıyor zaten. Evet, yapay zeka dedik. Hı -hı. Şimdi... 2024'ün ikinci yarısına geldiğimizde yapay zeka destekli kişisel asistanlar yolda. Ya. E, evet. Ne diyorsun? Ne yapacaklar? Ya ne yapacaklar? Bakalım işte belli işleri yaptırıyorsun. Aslında robot gibi git yazılarımı bakkala yollayabilirsin. Yaz. Bakkala evet. yollayabilirsin. Bakkala hangi kişisel asistanı ya bakkala yollamışsın ya. Bir şey sipariş verebilir senin yerine internetten. Niye? Niye kulakların düştü? <laughs> düştü <evet. gülüyor> ben istiyorum ki kişisel asistan da hani yapsın asistan. Yani. Bakkal mı yani. kalmış artık Kaan'cığım? Yani en fazla kişisel asistan en fazla senin için işte bir, bir, takım uygulamalardan, götürden, gidirden, gate falandan şey yapabilir. bir şeyler sipariş edebilir. Yani bakkala gitmez. Götür uygulamasını siz ilk bulmuştunuz fakat pek başarılı olmamıştı hatırlıyorum. Doğru, Sizi zaten... mi götürüyordu? Hiç hatırlamıyorum ha, yani ben. Götür diye bir istemediği insanı yolluyor direkt. Ha evet. Otur, götür evet, diye. Bunu al. Evet yani e, pek tutmadı ama önümüzdeki yıllarda belki tutar yani çünkü çok istenmeyen insan oldu artık. Ben neden tutmadığını anlamadım çünkü getirilen çok fazla şey var ve bu insanlar dönerken eli boş dönüyorlar. Evet. Yani hani her getirirmenin bir götürmesi de olabilirdi. Evet. ...diye düşünüyorum yani. Götürünü yapar. halbuki bir şey getirdikleri evlere hani buradan <laughs> götürülecek bir şey var, var mı deseler... ...hani belki de bu iş tatlıya bağlanacak, evet. Evet, kişisel asistanlar yolda diyorduk, ondan bahsediyordum ben de evet. yani. Bu artık robotik de olacak hani. E kişisel asistanıma yaptırmak istediğim çok fazla şey var. Bir kere ben kişisel bakımlarımı yapmaktan çok sıkılıyorum. Saç taramak, kaş almak, bıyık yolmak falan... bunun ...bunların hepsini birileri yapsın istiyorum. Vallahi ev bunu yapabiliyor. Ha bak çok güzel o zaman asistana ihtiyacım kalmadı. Yok, Onun işte, dışında, istersen sana da yaptıralım biz. Ev, ev zaten yapıyor da. Şaka yap, yapması gerekiyor i̇şte de asistanımın benim. Evet. E, gösterilerimi ayarlaması gerekiyor. Gösterilerimi ayarladığım yerlerdeki insanlarla muhatap olması gerekiyor. Yani bunları yapsın. Menajerlik yapsın sana istiyorsun. E, ben bir şey istemiyorum yani yapıp benim ne işim var diye düşünüyorum evde. Benim yerime zoom oynayacak değil. <laughs> Hatta evde oturup solitör açacak değil yani. Ne yapacak benim yerime? Yap, yapmak istemediğim diğer işleri yapacak. Yani ben aslında benim yerime reddetmeden şuna oynayan bir asistan isterdim. Yani abi şuraya git buraya git diye. Çünkü ben bazen çok yoruluyorum. Yani görmek de istiyorum. Ya, oyununu bile başkasına oynatacak evet. kadar evet. hayatı e, seviyorsun gerçekten. Evet. <laughs> Harika. Yani evet. Sevdim. Öyle ilginç de bir huyum var gerçekten. Yani keşke kişisel asistanım benim yerime yaşasa. Hı hı. ve hani ben Yaşamak zorunda kalmasam. Dur durusam. Yaşamak zorunda kalmasan, hani benim yerime yaşayacaksa ben ondan da vazgeçebilirim. Aman tamam birisi yapıyor bu işi diye. Güzel olur diyor. Siz ne yapıyorsunuz o sıralarda peki? Yatıyorum. Yatış. Yani 2024'ün en güzel motivasyonel e, bilgilerini evet, evet. aldık. Başka neler olacakmış? Evet şimdi bakın çok, yine da. temizlik seven bir insansınız Öyle biliyorum. Ee, bilmeyenler için ben size kısaca biraz Deniz Öztura'nın temizlik e, alışkanlıklarından bahsedeyim rutinleri vardır. Evet. Rutinleri Belli vardı. standartları vardır. Kaan'ın kirlettiği yerleri standartize bir şekilde temizliyorum mesela ne yapacağım? Evet. Artık şimdi bir de iyice otonom temizlik robotları geliyor. Yani nedir otonom? Kendi kendini temizleyen robot. Kendi üzerindeki tozu alan elektrikli süpürge gibi düşünün. Onu öyle bir şey olduğunu onun. Sanki o hislit şey yapıyor. Hani fark ediyor da gidiyor onu temizliyor gibi. Kendi üzerini temizlemekten ne olacak? Ya şöyle şöyle yapıyor işte. Yalan o, yalan yalan yalanıyor. Yalanıyor ve evet, çözüyor o işi. Temizlikten ne kadar anladığınız zaten buradan çok belli oluyor. Kriterlerim <laughs> çok düşüktür. Açıkçası ben şeyde çok rahatsızım. Yani bu yeni robotların falan benim çektiği tozu ayrıştırıp işte senin şu kadarı kedi tüyü, bu kadarı might, bu kadarı bilmem ne, bu kadarı sigara külü falan diye benim yüzüme vuruyor ya benim evimdeki evet. şey fakir çöpümü evet. ne çıktığını. Ben buna bundan rahatsızım. Yani en azından hani onu ayırma, onu yüzüme vurma. Evet aslında hani teknoloji... Yani benim tozumun içinde ne olduğunu da söyleme be kardeş. Teknoloji ilerlemesine rağmen bir küstahlaşıyor gibi. E tabii canım yani artık daha ne? Yapay, yapay zekadan zekâ... surat yiyeceğimiz günler gelecek mi? Tabii ki gelecek. Yapay zeka yani hani abi hala mı aynı şeylere takılıyorsun? Öğrenemedin mi şu insanın ismini falan diye böyle gerçekten suratlayacak yani bizi. Ha Hep öyle. Emriyecek. abi yapay zekaların bizi şeyimlemesine ben sana söyleyeyim 16 saat falan kaldı. Yapay zeka mind shaming yapacak diyorsun yani. Tabii Aklını tüküreyim senin falan diyecek. Tabii öyle. tabii tabii. Yani senin bu karar verdiğin yüzüncü yanlış kararında senin falanında diye girecekler yani. E, güzel dediniz. Şimdi bu noktada. Bu saatte niye oturuyorsun diye geliyor mesela. Evet işte kişisel e, asistanınla e, bu hayat nasıl geçecek yani sürekli şey yapacak çünkü. Abi ya ne, ne yapıyorsun hala ayakta mısın yatıyor sabah işim var falan diyecek. Yeme onu yeme. Yani ben ben de öyle, evet. Sen de o, o yok da başka insanlar da var. var. Hani bunu almana gerek var mı? Evet. Almasan mı? Evet. Bu saatte alkollü bir şekilde. <laughs> Abi o mesajı <laughs> yazmasak mı? Yazmayalım. Kapatıyor telefonu. Kapatıyor yok ısı veriyor telefona değil mi? Yazma. Benim ee, yani alkol kullandığım yıllarda ee, çok böyle affedersiniz. Biraz Emojilerin var. Zurna olduğum Hı -hı. zaman telefon benim yüzümü tanımıyordu. Bak o güzel bir özellikti. Sen artık senlik bir şey yok yapıyor. Açılmıyordu yani iPhone'um. Hatırlıyorum. Yani o çok fenaydı. Abi senin ağzın iyice dağılmış. Yani o zaten sana gerçekten ilk asistanlık yapan e, evet. canımız iPhone'umuz. Ama ilerleyen zamanlarda daha da iyisi yapılacaktır. Mesela yani baktı suratını tanıdı ama o halini tanıdı. Ondan sonra bir yerinden su fışkırtıyor mesela. Belediye it, hayvan itlaf ekibi arıyor. Bunu alsınlar evden bunu alın <gülüyor> diye. <gülüyor> Evet gerçekten her programda bir kere iltilaf edilmezseniz benim de hatırım kalıyor sizin de. Yani çünkü o da önemli biliyorsunuz Hı -hı. hani ne oluyor ya bu adam bu haline falan. Yani şimdi akıllı saatlerde falan düştüğünüz zaman telefonda da var düştüğünüz zaman şey arıyor işte. Ambulans mı ambulans arıyor yurt dışında. Hı -hı. Türkiye'de o sistem çalışmıyor da hala. Hı -hı. Mesela bu bu alette direkt polisi arıyor. Yani işte belli şeylerden koruyabilirsin bir insanı. her şeyden koruyamazsın. Evet. Yaşadığı ülkeden koruyamazsın. o da doğru. Yani en fazla eski sevgilisini aratmamaya çalışabilirsin. Ondan sonra ne bileyim yani hani o toksik ilişkisine döndürtmemeye çalışabilirsin ama yapan yapıyor yani. Mecidiyeköy'den sağ çıkmasını becertemeyebilirsin yani bir insana evet, kolay yani değil. Evet. Yani her gün yani her gün başımıza gelecek bir tatlı kaza, sağdan metrobüs katılımı gibi hmm. bir şey gelebilir başımıza. Yani Kısmet bunların evet. Normal arabamızı kullanırken de üzerimize bir şey düşebilir. Teknolojinin kısmetlerimize bir şey olacak mesela. Kısmet açan teknolojiler gelişecek mi mesela? Kısmet açan derken şey gibi, yufka gibi mi kısmet Yani işi. işte artık bir şekilde açsın. Nazardan koruyan bir teknoloji. Çok güzel konuştunuz. Yani bak hani, şimdi şimdi şimdi, şimdi, <laughs> şimdi nazardan, <laughs> kem gözden koruyan. Kem gözden manyetizma mesela. Bunlardan korunması lazım insanların. Yani e, astroloji mesela bizim hayatımızı çok etkiliyor. Gezegenler geldik, Merkür, Merkür retrosundan beni korusun abi teknoloji. Ya aslında bilim... O geri giderken bile... Bilim bilim diye bir şey var. O Merkür retrosunun <laughs> olmadığını söylüyor ve koruyor zaten. Merkür retrosu diye bir Hayır, şey yok. Hayır. Beni e, bağım... E, nasıl diyeyim? Bağnaz fikirlerimden kim koruyacak? Çok güzel dediniz. Bize... Başka Ayrıca evil idea'da bir şey var. Yani kötü bakış. Nazar işte. işte. Nazar. Na, nazardan koruma... Mesela Tamamı yansıtmalı bir kıyafet. He. Nazarlı ortamlara gittiğinde bir pıçı 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 diye. Nazargram. Nazargram. Yani ya da enerji alanı böyle vuz diye. Giriyorum bir yere. Jedi gibi. Aslında şöyle bir şey yapılabilir. Ee, nazardan korumak için. Polarize bir üzerinizde filtre gibi. Hologram bir filtre. Hı -hı. Polarize filtre. Bak ışığın şeyini değiştirdiği için. Hı -hı. Bak, ee, bak çok iyi bir fikir geldi. Ee, yeni yıldan istediğim 2024'ten bir teknoloji sokakta da kullanabileceğimiz filtre. Yani Instagram filtrelerini sokağınız nasıl taşıyabiliriz? Yani ben sürekli makyaj yapmak, sürekli kendime no make up filtresinde kendimi sıfırlamak istemiyorum mesela. Onu sokakta da çat diye şey yapabilelim. Yani, gerçek zamanlı bir... Gerçek e... zamanlı. Bir yere gidiyorum mesela çok ihtiyaç oluyor. Kulaklı, burunlu olmam gereken, tavşana benzemem gereken yerler oluyor. Hı hı. ihtiyaçtan dolayı evet. çat diyor yüzüme o filtreyi koyabileceğim bir teknoloji. Ben bunu çok beğendim. Hologram sistemiyle, yani hologram hmm. hologram vasıtasıyla ve birkaç... Hologram, yani. üst üst hologram. Üstte kaplıyorsunuz. Sizin hmm. Arabalara film kaplıyorlar ya. Hmm. Hani mesela böyle kadife kaplıyorlar. Ağzınızdan bal damlıyor valla. Farlarına kirpik takıyorlar. Onun gibi e, aynı şekilde sizi de istediğin gibi... Ben de farlarıma kirpik takılsın istiyorum bir noktadan. Çok güzel. Ben de... Şu Kendiliğinden. Yarın sabaha kadar şu ellerimin yerine iki tane toynak... Takılsın istiyorum. Pençe aslında onun aslı. Aslan pençesi. Aslan pençesi ve demir olacaklar. Ondan sonra ne yapıyor pençelerle? Herkesi dövüyor. Wolverine'lik yapıyor işte. Yol verin Wolverine. Wolverine ağlar Bey. beyler. Evet. Barış Manço'nun da dediği gibi evet, diyoruz. Evet harikaymış. Ve yeni yılın bakın güzel bir şey var akıllı dolap ve akıllı yemek hazırlama sistemleri geliyor. Yani evinizin içi komple bir air fryer gibi olacak diyorum. Komple herkes her şey akıllanıyor. Evet. İnsan insan akıllanmasında ne olsun, ne olursa olsun gibi bir şey mi? Biraz öyle yapay zeka bu şu aralar sanki böyle bizi de biraz aptallaştırıp Ulan ben bu kerizleri evet ben bu Nasıl kerizlere... Nasıl kerizleri, oyalarım diye bakıyorum oyalarım, ya. Sonra da dünyayı mi? ele geçirecek ve bizi gerçekten pil olarak ya da bence var ya yapay zeka, e, insanlık etmez. tenezzül etmez. Kanki ben seni bitiriyorum der, sönümlendirdim der. Yani. Yani, arasında... Belki zevkine şey yapabilir. Hani hala bilmediğim şeyler var bu malların yapamayacağı diye. Böyle adalarda adalarda işte e, Survivor, var gibi şeyler. Yani işte açlık oyunları gibi şeyler oynatıp Aa, ne yapacaklar acaba falan diye onları gözlemleyebilir. Evet yapay Ama zeka. Ama onlardan da yapıldığı için ihtiyacı yok bir yandan da. Evet. Çok güzel dediniz. Çok yapay kötü. yapay zekanın e, hain planları 2024'te de eee başımıza, edecek. başımıza e, öncelikle kolaylık gibi görünen ama uzun vadede sinsi. Böyle nasıl hiç konuşmak istemiyorum. Sen de bir şey kötü söyle yapay zeka hakkında çünkü bundan sonra söyleyemeyeceğiz arkadaşlar. Ben Bu son şeyi söyleyeyim mi? Şu anda yapay zeka hakkında kötü konuşuyoruz. Ya. yapay zeka seni şeye aldı. Kara listeye aldı sen. 2024'ün sonunu görürsen iyisin ha. Değil mi? Sen de ben de konuştum çünkü nasıl olsa gidicisin. <laughs> Normalde hep siz diyordum. Ee, rahmet, Allah rahmet eylesin. Güzel de insandınız valla. Seviyordum da sizi. Çok sizinle tanışmak da iyiydi. Sağ Teşekkür ederim. Sağ olun. Evet bir tekrar bir programın sonuna geldik. Benim de 2024'te inşallah rahmetlerle yollanacağım. Dört kolluyla. Fışt. Gidiyorum. Herkesi cenazeme beklerim diyorum. Yanımda Deniz Özturan vardı. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bizi takip etmeyi likelamayı ya da yorum yapmayı düşünebilirsiniz. Çünkü biz sizi düşüneceğiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Altyazı asla